Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. 90 derste Ayta Matematik Kampı'nın geldik 17. dersine arkadaşlar ve bu dersimizde ikinci elinden eklemlere devam ediyoruz. İlk dersimizde köklerin varlığıyla ilgilenmiştik. Şimdi sıra geldi kök kat sayı ilişkisine bu dersimizde baya baya kök kat sayı ilişkisi sorusu çözeceğiz. Hadi bakalım hiç zaman kaybetmeden bu derste beraber yapalım. Şimdi geldik kök kat sayı ilişkisine ama öncelikli olarak görevlerimizi, missionlarımızı tamamlıyoruz. Ne yapıyoruz? Beğeniyoruz, yorum yapıyoruz, paylaşıyoruz. Tamam. Hadi bakalım geldik kök katsayı ilişkisine. Şimdi bize bir ikinci ecen denklem verdi. Yine a sıfırdan farklı ABC ile birer gerçel sayı klasik tanımımızı yapıyoruz. Bu şekilde bize bir ikinci ecen denklem verdi. Bu ikinci ecen denklemin kökler toplamını eksi B bölü A yardımıyla buluyoruz. Yani basitten söylemek gerekirse x kare eksi 3x artı 5 eşittir 0 gibi bir denklemde köklerin reel olmak zorunda değil. Bakın genel olarak bütün kökler toplamından bahsediyorum. Yani şartımız reel olacak diye bir kayda yok. Kökler toplamını bulurken eksi b bölü a yapıyoruz. Yani bizim yapmamız gereken şey burada a'sı 1, b'si de eksi 3 ise o zaman ne diyoruz? Eksi 3 bölü eksi 1'den cevabımız kaç geliyor? 3 geliyor. Ben burada şöyle düşünüyorum. Eğer bunlar aynı işaretliyse kökler toplamı negatiftir. Zıt işaretliyse pozitiftir deyip hiç düşünmeden eksiği koymadan direkt bakıyorum. Mesela diyorum ki burada mesela burası artı olsaydı yani o zaman bunun kökler toplamı negatif gelecekti. O zaman kökler toplamı için x1 artı x2 için direkt 3 bölü 1'in eksilisini söylüyorum. Eksi 3'tür diyorum. Eğer atıyorum burası eksi olursa baktım bunlar zıt işaretli. O zaman kökler toplamı için... Ben şimdi şunu ortadan kaldıralım sanki oymuş gibi olmasın. Kökler zıt işaretli olduğu için B bölü A eksi 3 olacak ama ben bunu ne yapacağım? Pozitife çevireceğim diyebiliyorum. Bu kökler toplamı arkadaşlar. Kökler çarpımı bulurken de C bölü A durumunu uyguluyorsunuz. Yani şöyle x kare yine aynısından devam edelim isterseniz. x kare eksi 3 x artı 5 eşittir 0 ise kökler çarpımı için biz yine reel olmak zorunda değil. Zaten buradan deltasına bakarsanız aslında delta 0'dan küçük geliyor. Onunla hiç ilgilenmiyorum. Direkt C bölü A diyorum. Yani 5 bölü 1'den cevabımız kaç geliyor? 5 geliyor. Tamam şimdi bunları yaptık. Geldik kökler farkının mutlağına. Aslında fark dediğiniz zaman fark her zaman pozitiftir. O yüzden de kökler farkı dedikten sonra bir daha mutlak dememe gerek yok. Ama ben burada x1 eksi x2 dersem ikisini birbirinden çıkarıyorum. Negatif gelirse bu direkt farkı değil de. Hani ne yapmış oluyoruz? x1 eksi x2 yapmış oluyoruz. Sonra da onu mutlağını alıyoruz. Bu da kök delta bölü mutlak değer a'dır. Bu farklı zamanlarda işinize yarayabilir. Özellikle parabolde bu bilgiyi kullanabiliriz. Kök delta bölü mutlak değer a formüllerden geliyor. Hani kökleri yazarken eksi b eksi kök delta bölü 2a ve eksi b artı kök delta bölü 2a dediğinizde köklerin farkını alırsanız, şimdi bu işlemi yaptığınızda eksi b eksi kök delta, eksi eksiden artı b eksi kök delta gelecek bölü 2a geldi. Şunlar birbirini götürür. Eksi 2 kök delta bölü 2a'dan iki ikiler birbirini götürdü. Eksi kök delta bölü a geldi. Ama büyükten bir küçük çıkardık, küçükten büyük çıkardık bilmediğimiz için buraya bir mutlak koyuyoruz arkadaşlar. O mutlak da aslında şu eksiği alta yansıtıp bu şekilde ifade ettiğiniz zaman ne yapmış oluyor? Doğru sonuca gitmiş oluyorsunuz. İspatını yapmış olduk ama bizim için formülümüz bu. Tamam. Şimdi bunları bilerek biz ne yapalım? Altta mı? Yok. Sağ tarafta. Bunları teker teker uygulayalım isterseniz. Bir tane ikinci dereceden denklem verdim. Teker teker baya baya kaça kadar? J'ye kadar madde var. Bunları teker teker bulalım isterseniz. Şimdi ikinci dereceden denklem ve Oy hızlı söyledim. Bir ikinci dereceden denklem verdi bize bu şekilde. O zaman kökler toplamı nasıl buluyorduk? Eksi B bölü A buluyorduk. Bunlar zıt işaret ise 4 bölü 1'den 4'ü yapıştırır geçeriz arkadaşlar. Kökler çarpımı içinde C bölü A'dan 2 bölü 1'den ne deriz? 2'dir deriz. Bunu da vurur geçeriz. Bunlar direkt formül. Bu da kök delta bölü mutlak değer A'ydı formülümüz. Bunu unutmayalım. Şimdi deltasına bakalım isterseniz. B kare eksi 4 AC'ydi. B'si kaç bunun? Eksi 4 karesini aldım. 16 eksi 4 çarpı A'sı 1 C'si de 2. Yani buradan ne geldi? 8 geldi deltası. O zaman kök 8 bölü A'sı kaç? 1. Bakın A'sı X karenin kaç sayısıdır? bir yani bizim cevabımız ne geldi? 2 kök 2 geldi diyebiliriz. Bunlar temel 3 tane bizim formülümüz. Onların bulmasını gerçekleştirdik. Bundan sonrakiler yani D maddesinden sonra başlayanlar aslında biraz özdeşlik barındırıyor. Yani özdeşlik çarpanları ayırma barındırıyor. Orada en temel hareketleri uygulayarak amacımız kökler toplamı ve kökler çarpımıyla istenilen ifadeye ulaşmak. Şimdi D maddesinde dikkatli bakın ikisinde de x1 var. İkisinde de x2 var. O zaman ben hiç dayanamıyorum. İkisini de x1, x2 parantezine alıyorum. Şimdi burada iki tane x1 çarpımı olduğu için bir tane x1 kalıyor galiba. Şimdi ikincide de iki tane x2'nin çarpımı olduğu için burada bir tanesini alınca bir tane de kalmış oluyor. O zaman benim ifade buna dönüşüyor. O zaman kökler çarpımı için ne demiştik? C bölü A demiştik. Şöyle bir bakalım. Hatta şuradan kopya çekebiliriz. Kökler çarpımı için 2 demiştik. Kökler toplamı için de kaç demiştik? 4 demiştik. O zaman 4 çarpı 2'den bu ifadenin sonucu ne gelir? 8 gelir. Dediğim gibi D maddesinden başlayarak karşımıza gelen ifadeler aslında özdeşik çarpanlar ayırmalarından faydalanarak sonuçlara bulmaya çalışıyoruz. Bunların tamamen ilişkisi bu. Mesela E'de benim temel birkaç tane ifadem var. Bunlara dikkat edin. Hiçbir şey yapmazsam ne yaparım? Özellikle özdeşiklerde ben size bunu böyle söyledim. Hani ben mesela E maddesinde öğretmen bana 2 puan var, versin diye ben ne yapayım? Payda eşitliyim ya. Yani bir adım atayım yani hiçbir şey yapamazsam. Çünkü sorunun gidişatı öyle olacak. Şimdi hiçbir şey yapamazsam ne yaparım? Bunun altına x2 yazarım. Bunun altına x1 yazarım. Örten bana bir 5 puan verir herhalde değil mi? Yani bir şeyler yaptım. Payda eşit ne olur? x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 olur ki anam ne yaptım ne ben? Bakın kökler toplamı bakın kökler çarpımı şeklinde küçük bir tiyatral bir oyunla sonuca gidebilirim. Kökler toplamına 4 demiştik. Kökler çarpımına da 2 demiştik. Öyle hatırlıyorum. 4, 2. Evet. O zaman bu oran bizim için kaç geldi? 2 geldi diyebiliriz. Geldik F'ye. X1'in karesi artı X2'nin karesi. Bu ifadeyi direkt çat diye. Hocam köklerimi bileceğiz. Demeden. Biz mesela özdeşik çarpanlarıma da ben size söylemiştim. X1, X1 demeyeyim de şimdi şöyle söyleyeyim. A artı B'nin parantez karesi. Bunu ben farklı yazıyordum. Nasıl yazıyordum? A kare artı B kare artı 2AB diyordum. Yani e, açılımda normal bildiğimiz açılımdaki şununla şunun yerini değiştirmişim. Şimdi bu değer bulma sorularında da çokça kullanıyoruz demiştim. Zaten aslında bu bizim için o oluyor. Yani şöyle düşünün. X1 artı X2'nin karesi eşittir. X1'in karesi artı X2'nin karesi artı 2X1, X2 diye ne yapabilirim ben? İfade edebilirim. Şimdi şunu şuradan sildim. Hani onu oradan çektik gibi. Şimdi vatandaş bizden ne istiyor? Burayı istiyor. E hocam sen kökler toplamını biliyor musun? Yes, kökler çarpımı biliyor musun? Tamam, 3 taneden iki tanesini biliyorsan üçüncüyü biliyorsun demiştik özdeşlik çarpanları imada. Biz bunu işlemiştik TYT kitabında. Şimdi kökler toplamına 4 demiştik, o zaman burası 16 oldu. Buraya soru işareti koyalım, artı diyelim, 2 tane kökler çarpımına da 2 diyelim. Bu ikisinin çarpımı kaç geldi? 4 geldi, 4'ü de buraya atarsak o zaman şu ifade kaç gelir? 12 gelir diyebiliriz. Gördüğünüz gibi nereden faydalandık? Özdeşlik çarpanları imadan faydalandık diyebiliriz. Geldik G'ye. G aslında E'nin bir tık gelişmişi. Yani E ile F'nin bir araya gelmişi. Kendi kendinize üretme yapacaksınız. Yani hocam paydaşıt diyelim biz burada 2 puan versin öğretmen bir diye. Bu şekilde bir payda derseniz üst tarafta X1'in karesi artı X2'nin karesi oluşur. Bölü alt taraf bu kızanla bu kızanın çarpılmışı. Yani X1'in karesi çarpı X2'nin karesi. Ya da ben bunu bu şekilde ifade edebilirim bunu da üst sayılardan biliyoruz. Şimdi üst taraf aslında bir üstteki sorudan kopya çekersek 12 diye biz bulmuştuk. Şimdi teker teker ateşi tekrar icat etmeyelim bence. Orada bulduk nasıl olsa değil mi? Alt tarafta bak şurası kökler çarpımıydı. Kökler çarpımının karesi. Kökler çarpımında 2 bulmuştuk. 2'nin karesi 4 yapar. Bunun da cevap kaç geldi? 3 geldi diyebiliriz. Bu da G maddesi arkadaşlar. Geldik H maddesine. Kök X1 artı kök X2. Bu tip sorular tekrar söylüyorum. Özdeşik çarpanlamadan bir şekilde üretmeye çalışacaksınız. Mesela durup dururken ne yapabiliriz? Ben yine bu parantez karesinden faydalanabilirim. Şimdi ben bunun parantez karesini alsam. X1 artı birincinin karesi artı ikincinin karesi artı ikisinin çarpımının iki katı şeklinde şu ifade gelir mi? Gelir. Fakat ben kendi kendime görev edindim. Şimdi durup dururken ben niye kare alıyorum arkadaşım? Öyle bir bana görev vermedi ki. Öyle bir soruda bir şey yok. Bak şimdi onu devam ettireceğim. Bunu unutmayacağım. Oraya parantez karısı koyduğumu unutmayacağım. Sizin en büyük hatalarınızdan birisi. Direkt yürüyorsunuz. Ben önce eşitliği yazarım abi. Sonuna kadar. Sorunun bir kısmının yarısını hemen es geçme. Devamını getirme. Bırak yaz abi. Sonra devamı gelir. Şimdi kökler toplamı geldi. Jack buradan, Buradan 4 geldi. Artı 2 tane kökler çarpımı. Bunun içerisine de 2 yazdım. Çünkü kökler çarpımıdır burası. Şimdi karesi buymuş. O zaman bir şeyin karesi buysa hani a kare eşittir 10 sa a buradan eksi kök 10'dur ya da artı kök 10'dur diye düşünebiliriz. Ben buraya bir kök koyacağım. Şimdi kafamda deli soru. Bunun cevabı eksi mi çıkacak artı mı çıkacaktır? Ama unutmayın ki karesini aldığınız ifade yani bu arkadaş köklü ifade sıfırdan büyük eşit büyük eşit olacaksa o zaman bu ifade ikisinin toplamını negatif olması beklenemez. Yani ben buraya eksi koymayacağım. O zaman benim cevabım biraz süslüysem, süslüysem 4 art 2 kökünün kökü olacak. Şunu şuradan sileyim, şunu şuraya getireyim. Şu şekilde olacak. Yazım orada çirkinleşti. Ama olsun sen beni seviyorsun. Ben de seni seviyorum. Bunu kabul edersin herhalde değil mi? Peki geldik iyiye. Hocam ne yapsak ne yapsak. İkisinde de x1 var demiştim biraz önceki bir soruda. İkisinde de x2 var demiştin. Ama şöyle Bak burada x1 varken burada kök x1 var. Sonuçta a kare pardon a dediğin şey kök a'nın karesidir mantığıyla. Yani kök a çarpı kök a'dır mantığıyla. Bu aslında kök x1 çarpı kök x1'dir. x2 de kök x2 çarpı kök x2'dir. Mantığını kullanabiliriz. O zaman ben şöyle diyeyim mi? İkisinde de kök x1 ve kök x2 var. Bunların çarpımını parantezine alsam. İlkinden kök x1 gelecek. Çünkü bu kök x1'in karesidir. Burası da kök x2'nin karesidir. İkinciye de kök x2'nin karesidir dersek oradan kök x2'yi sömürsek bu kalsa benim elimde olur. O zaman hocam ne oldu? Şurada kökler çarpım var. 2 ama kök 2. Bir de bunun bir cevabını bulmuştuk biz galiba. Yine tekrar. Aa şurası zaten. Değil mi? Ona da ne diyelim? Kök içinde 4 artı 2 kök 2 diyelim. İki tane köklü sayıyı çarptığın zaman aman J şıkkına gö gözüm gitti, aman yanacağız biraz sonra. Ö <laughs> kök 2'yi çarparsak içlerini çarpacağız, o zaman ne olacak güzel kardeşim? Şöyle yapalım, 8 artı 4 kök 2 yaptı diyebiliriz. Hatta biraz sömürürsek, hocam ikisinde de 4 çarpanı var dersek, kök 4 parantezini aldığınızda aslında 2 parantezini almış oluyorsunuz. O zaman 2 artı kök 2 gibi bir cevap olabilir. O da olabilir, bu da olabilir. Şıklarda hangisi varsa ama büyük ihtimal şıklarda sağdaki vardır. Bilginiz olsun. Eğer kökün dışına çıkabiliyorsa bir ifade onu dışarı çıkartırlar. Geldik J'ye. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra geldi tam küpe ya da iki küp toplamına en sevdiğiniz. Şimdi bunun iki tane çözümü var kafanızda. Hemen sizin yaptığınız şey hocam bu iki küp toplamı. Ama ben değer bulma sorularında Size demiştim ki tam küpü kullanırsanız daha sağlıklıdır. Yani A artı B'nin küpü tek kere de soruyu çözeriz. Ha hayat senin istediğin şekilde yap. Ben nasıl yapıyordum? A artı B'nin parantez karesini alır gibi yapıyordum. İkileri 3 yazıyordum. A küp. A kare değil A küp. B kare değil B küp. Artı 2 AB yazdık ya biraz önce. Hayır şimdi 3 AB yazıyoruz. Ama ekstradan bunda çarpı diyoruz. A artı B yani ilk yazdığımız ifadeyi yazıyoruz. O zaman ben den istediği ifadeye bakalım şimdi. Şurası ben süsleyeyim onu isterseniz x1 artı x2'nin kübü eşittir. x1'in kübü artı x2'nin kübü artı 3 tane x1 x2 parantezinde x1 artı x2 diye yazayım. Şimdi şuradan çektiğim kopyayı sileyim. O zaman ben bunu kullanacağım güzel kardeşim. Şimdi şurası soru işareti. Şurası kökler çarpımı 2. Şurası kökler toplamı 4. Şurası kökler toplamı 4. Yani 4'ün kübüsü 64. Öyle mi diyoruz kübüsü? 64 eşittir soru işareti artı 3 çarpı 2 çarpı 4. Çarpma bu 24. At buraya 40 yapar. Ve 40. 40. Hadi bakalım meşhur sayımız 40'ı da bulduğuna göre bir sonraki soruya geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi geldik 15. sorumuza artık Şimdi temel hareketleri gördük. Şimdi bunları biraz ıncık cıncık yapacağız. Birbirine karıştıracağız. Sen orada kökler toplamı, kökler çarpımını kullanarak sorunun çözümüne gitmeye çalışacaksın. İki türlü soru çözülecek yani. Bir size verilen denklemden kökler toplamı, kökler çarpımını çekeceksiniz. Bir de kökler arasında burada bir ilişki verecek. Onları beraber kullanarak ha, denklemden kökler toplamı budur. Burada da kökler toplamı budur. Yapıştır gelsin diyeceksin. Burada kökler çarpımı budur. Burada da kökler çarpımı budur. Yapıştır gelsin diyeceksin. Bak şimdi neler yapalım. Şimdi bana verdiği ifadeyi şunu. Vallahi çok güzel. Öğretmen 2 puan versin diye bir içler dışlar yaparım güzel kardeşim. Yani x1 parantezinde x2 eksi 2 eşittir 2 x2 yaptı. Çok büyük hayal kurmadan şöyle yapayım. Bunu dağıtayım. x1 çarp x2 eksi 2 x1 eşittir 2 x2 diyelim. Sonra bu kızanı buraya atalım. 2 x1 artı 2 x2 yapsın x1 çarpı x2. Şimdi bu kızan nedir? Kökler çarpımı. Ben bu denklemden kökler çarpımı çekebilir miyim? Çekerim. Kökler çarpımı neydi? C bölü A'ydı. O zaman ben buraya A artı 1 bölü A eksi 1 yazdım. Eşittir dedim. Şimdi burada iki parantezinde x1 artı x2 var. Ve burası da kökler toplamı yapar. Kökler toplamı da neydi? Eksi b bölü a'ydı. Şimdi şu bölü şunun eksilisi. Şu eksiyi kullanarak 2a'ya çevirdim. Bölü a eksi 1 dedim. O zaman şurasının yerine 2A bölü A eksi 1 yazdım. Şimdi hocam şu A eksi 1'leri iki taraftan da sadeleştirebilir misin? Sadeleştirirsin ama kenara da not düşelim. A 1 olamaz. Paydayı 0 yapamazsın. O zaman bizim elimizde ne kaldı? A artı 1 eşittir. 2 tane 2A yani 4A kaldı. Bunu buraya attık. 3A eşittir 1'den. A buradan kaç gelir? 1 bölü 3 gelir diyebiliriz. Bu da 15'in sorumuzun çözümü dedikten sonra geldik 16'ya. Tekrar söylüyorum. Alt taraftaki denklemde bana verdiği bir ifade var. Oradan kökler toplamı, kökler çarpımı ile ilgili bir şeyler kuracağım. Yukarıdaki denklemden de kökler toplamı, kökler çarpımını çekeceğim. Yerine koyacağım. Bir denklem çıkacak. Oradan yürüyeceğim. Mantık bu şekilde olur. Şimdi ben bu denk... Bir de şöyle bir şey var. Denkleme baktığınız zaman sayısal değerini bilebildiğiniz bir şey varsa oraya yüklenin öncelikli olarak. Çünkü burada mesela ben baktığımda kökler toplamı değil de kökler çarpımı hakkında net yorum yapabiliyorum. C bölü A'dan eksi 6'yı yapıştırabiliyorum. Ben burada kökler çarpımını net sayısal konuşabilirim. Büyük ihtimalle soru oraya gidecek. Mesela şurada payda eşitledim. Hiçbir şey yapmasam değil mi? Onu yaparım. Öğretmen özlemiş diye. <laughs> Son araca. Payda eşitledim. 4 eksi x1 x2 bölü x1 dedim. Çarpı sağ tarafta da 9 artı x1 x2 bölü -x2, -x2, x2 dedim. Hoca sen dedin ki bana kökler çarpımı buradan eksi 6 bulduk. O zaman şuraya eksi 6. Şuraya da eksi 6 yazabiliriz. O zaman şuradan cevabımız 10 bölü x1 geldi. Şuradan da cevabımız 3 bölü x2 geldi. O zaman 30 bölü hop çarpımları çarpımlarında eksi 6 demiştik. Buraya da eksi 6 desek cevabımız kaç gelir? Eksi 5 gelir diyebiliriz güzel kardeşim. Bu da 16. sorumuzun cevabıydı. Bu arada 16 da benim babuşumun uğurlu sayısıdır. <laughs> Bizim sülale de takıntı büyük. Baba ya babam bir duysanız adam şöyle ben doğmam İstanbul'dayım. İstanbul'da ev alacak o işte ilk evini alacak herhalde öyle hatırlıyorum. Ee, şey yemin ediyorum sana şöyleydi. Bir 16 bir 17 mi vardı? Bir 16 bir 15 bine vardı? Gitti 16'yı aldı. <laughs> Ciddi söylüyorum. Yani onda da 16 takıntısı var. O da ondan dinlersiniz bir gün hani fırsat olur da sohbet edersek onunla. 16'nın Sebebini anlattırırım ona. Ben biliyorum da bırakın orada bir kalsın. 16 da babuşun uğurlu sayısı bizim. Şimdi geldik 17'ye. Q1 olmayacak demiş. Tamam eyvallah. Denklemin kökleri bu ve bu demiş. Buna göre P kare artık Q kare nedir demiş. Şimdi bunda da aynı mantık. Bak şimdi sen bu denklemden kökler toplamı, kökler çarpımı bulursun. Formül yardımıyla. Senin köklerinde bunlar değil mi? Evet. O zaman yukarıdaki denklemin kökler toplamı ile bu iki kökün toplamı birbirine eşit olur. Çarpımları da birbirine eşit olur. Onları kullanırsın. Ama şuradaki biri beni rahatsız etti. O biri al bu tarafı güzel kardeşim. Yani diyelim ki x kare eksi p eksi 1 x artı şunu da parantezde yazmak istiyorum. Çünkü bu sabit terim olarak geçecek. Q eksi 1. Şimdi ben buradan kökler toplamına eksi b bölü a derim. Yani şöyle olur galiba. Bunun eksilisi p eksi 1 kalsın. A'sı da 1 olduğu için direkt p eksi 1. Kökler çarpımına da c bölü a'dan Bak şimdi şuradan Q-1 bölü sabit A'sı da 1 olduğuna böyle kaldı. E hocam şimdi bununla bunun toplamı burada. Yani diyelim ki P-1 eşittir. 1 eksi P artı 1 eksi Q. Peki kökler çarpımı ne? Q eksi 1. Eşittir. Şimdi burada ikisi de var ama hocam ilkinde ben görmemedim deme. Ya onun ya onu tercih edeceksin. Ben şimdi sana ona müsaade etmedim. Hani İkisini de yazdım ama birinde öncelik var. Büyük ihtimal alttaki daha güzel geldi. Ben. Şimdi orada gördüm ben onu. Yani ben buradan kökler çarpımını çektim. Yukarıdan da şu ikisini kökler çarpımını çekelim. 1 eksi P çarpı 1 eksi Q olsun. Bak şimdi abi şurada bir Adidas var bir de Abidas var. Şimdi şunlar birbirinin çakması. Birbirini götürdüm ama Q 1 olmasın. 1 olursa patlarız. Bak zaten tanım kümesinde onu ben ortadan kaldırmışım. Çünkü onları sadeleşemez eğer sıfır olurlarsa. Bu birini sadeleştirdiklerinde tabii bunlar zıt işaret. Q eksi 1, 1 eksi Q. O zaman 1 eksi 1 geldi. 1 eksi P ise şu ikisini takaslarsam P eşittir 2 gelir. Hop cepte. O zaman şu denklemde de P yerine 2 yazarsak soru gelir. 2 yazdım buraya. 2 yazdım buraya. 1 eşittir sol taraf. 1, 2. 2 çıkardım. 0 eksi Q'dan. Q'da eksi 1 geldi. P de 2 de, O zaman 4 artı 1'den bizim cevabımız ne yapar? 5 yapar diyebiliriz. Biraz oyun oynuyoruz. Yani benim bildiğim kökler toplamı ve kökler çarpımı. Yukarıki denklemden kökler toplamını ve çarpımını kullanıyorum. Aşağıda da onları ne yapıyorum? İcraata geçiriyorum. Hadi bakalım geldik. 18'e böyle bir denklem vermiş. Denklemin kökleri A ve B demiş. Tamam. Şimdi bir, bir tık daha ilerletelim. O zaman seçerek yani önsezilerimizi değil de Hangisini kullansak diye önce karar verelim. Şimdi kökler toplamı eksi B bölü A. Kökler çarpımı A artı B. Bak şimdi benim hissiyatım kökler toplamını kullanmak daha güzel gelecek. Çünkü burada da A artı B diyeceğim. Burada A çarpı B diyeceğim için o biraz kafa karıştırır. O zaman kökler toplamı eksi B bölü A'dan ne gelir? A artı 2 bölü. Birden A artı 2 gelir. Peki benim köklerimde bunlarsa o zaman kökler toplamı A artı B'dir. A'lar birbirini götürür. B'si kaç geldi güzel abi. 2 geldi diyebiliriz. B'yi cebe aldık. Şimdi kökler çarpımına gidelim. Kökler çarpımı C bölü A. A'sı genelde 1 olduğu için direkt C'ye yatırırız ama siz yine de kontrol edin. Hemen C'yi yapıştırmayın. A artı B artı 5 kökler çarpımı. O da nedir? A çarpı B'dir. B'yi biliyor muyuz vatandaş? Biliyoruz 2 diye. O zaman A artı 7 eşittir 2 A'dan. A'mız kaç geldi? 7 geldi. Ne istiyor? A eksi B farkını 7 eksi 2'den de bizim cevabımız kaç gelir? punch gelir diyebiliriz. Bu da 18. sorumuzun çözümüydü. Geldik 19'a. Yukarıda bir denklem var. Kökler x1 ile x2. reel midir değil midir bilmiyorum. ilgilenmiyorum da. Çünkü burada reel olma şartı yok. Bu ifadenin karşılığı 6'ymış. Şimdi ben mesela bu denkleme bakarak net konuşabilirim. Ne konuşabilirim? Kökler toplamının 3 olduğunu söyleyebilirim. Büyük ihtimal soruyu orada, orayı kaşıyacağız. Oradan sonuca gideceğiz. Bak şimdi Alttaki verdiğinde ikisinde de x1 varsa x1 parantezini alsam x1 artı x2 gelir mi? Gelir. Burası kaç yapar? 6 yapar. Şimdi güzel kardeşim burası 3 mü? 3. O zaman 6'yı neyle 3 ile neyi çarparsın? 6 yapar? 2. O zaman x1 kaç geldi? 2 geldi. O zaman burası 2. Neresi? A burası 2. A bu da 1. kökleri 2 ve 1. Peki ne lazım sana? M. M nerede abi? C'de. Yani sana ne lazım? Kökler çarpımı lazım kökler çarpımı formülden m bölü 1'den m. Şuradan 2 çarpı 1'den 2. O zaman m kaç geldi? 2 geldi diyebiliriz. Bu da 19. sorumuzun çözümüydü. Dedikten sonra geldik 20'ye. Şimdi 20 böyle değişik değişik hareketler var burada. <laughs> Ama mantık aynı. Yukarıdaki denklemden kökler toplamı, kökler çarpımını kullanalım. Alttakinden de kökler toplamı, kökler çarpımı kullanalım. Sonuca gidelim. Aslında alt taraf güzel böyle çarpandan ayrılabildiğini hissettim ama lazım olur mu olmaz mı bilemedim. Şimdi ben mesela buradan kökler toplamını kullanabilirim. Eksi b bölü a'dan değil mi? 4a bölü a'dan ne gelir? 4 gelir. En azından ben kökler toplamının 4 olduğunu buldum. Kökler çarpımı da x1 çarpı x2 de 4 eksi 4a bölü a yapar. Bu tam net sonuç vermedi bana şu an. Değil mi? Peki bakalım burada ne üretebiliriz? Paranteze mi alsak, çarpanlara ayırsak mı? Evet çarpanlara ayırmak işimize yarayacak galiba. Nasıl yani? 3x1'e x1 yazdım. Buraya x2 yazdım. Buraya da x2 yazdım. çapraz çarpım yaptığımda şurası eksi olduğu için farkları 2 gelsin. O zaman bunu artı diye tuttum. Yani hiçbir şey yazmayayım. Şunu eksi yazayım. Bakın ne oldu? 3 x1 x2 eksi x1 x2 2 x1 x2 yapar. Burası tuttu. Yazarken sağa doğru yazıyorum. O zaman 3x1 eksi x2 ile ne yapıyorum? x1 artı x2'yi çarpıyorum. 16 geliyormuş. Burayı biliyor musun hacı abi? Biliyorsun 4. Burası 4. O zaman bu da 4. O zaman biz buradan yürürüz. Bu da 4, bu da 4. Yani 3x1 eksi x2'si de 4. x1 artı x2'si de 4. Bunları alt alta toplarsak bunlar birbirini götürür. 4x1 eşittir 8'den. x1'imize kaç geldi? 2 geldi. Şimdi x1 2. E o zaman hocam bu da 2. Tamam o zaman buraya da 2. Buraya da 2 yazarsak 4. Eşittir 4 eksi 4a bölü a. İçler dışarıdan yürür soruyu çözerim abi. Yani 4a eşittir 4 eksi a. Hop aklımdakini buraya direkt yazdım bir soru kemliği. Buraya yazdım 8a eşittir 4. A da kaç yapar? 4 bölü 8'den 1 bölü 2 yapar diyebiliriz. Bu da 20. sorumuzun çözümüydü dedikten sonra devam ediyoruz. Zannedersem ben bu sayfayı tamamlıyorum. Evet bu sayfayı tamamlıyorum. Bu son sayfamız. Bu derste bu sayfayı tamamlayarak ne yapacağız? Bugünkü derslerimizi, iki dersimizi tamamlamış olacağız. <laughs> Geldik 21'e. Şimdi biraz yavaş, slow motion takılacağız. Şimdi 21'in bir esprisi var. Sana bir tane denklem vermiş. Denklemin kökleri x1 ile x2. Altta da bir şey istemiş. Bunun değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi kökler toplamını biliyorsun 3. Kökler çarpımını biliyorsun 1. Baktığın zaman benimle aynı hızda söyleyebiliriz. Eksi B bölü A ve C bölü A'dan. Ama alttakine baktığında ulan dedim burada kökler toplamını kullanamam. Kökler çarpımı kullanamam. Ne alaka? Heh. orada da bir şey kullanacağız. Kök denkli bir sağlar mantığını kullanacağız. Nasıl yani? Şimdi X1 diye bir şey var. Kök bu. Kökü buraya yazarsan sağlar mı? Sağlar. Yani ben şunu söyleyebilir miyim? X1'in karesi eksi 3 X1 artı 1 eşittir 0 diye söylerim. Peki x2'nin karesi eksi 3 x2 artı 1 eşittir 0 diye de söyleyebilir miyim? Söylerim. Bu ikisi önemli husus. Yani kök denklemi sağlar. Bunu buraya yazdım ama. Ama lazım olur ama lazım olmaz. Bak şimdi onu kenara çekeyim. Oradan istersen bakarsın. Bak bu tip sorularda şöyle yapıyorsun. Bir x 1'in karesi bir de 3 x 2 böyle karışık verdiyse. Kökler toplamı kökler çarpımı direkt gelmiyorsa. Mesela şu x 1'in karesini yalnız bırakıp burada yerine yazabilirsin x1 dediğin şey kök ya. Bu denklemi sağlar. O zaman yani aslında şuradaki denklemi kullanacağım. Tamam mı? Yani x1'in karesi dediğim şey şurası. Şurayı sağa attığımda şöyle bir şey gelecek. 3x1 1 gelecek. Çünkü x1'in karesi eşittir bu kızanları öbür tarafa atarsam 3x1 1 yapar. E peki hocam burada da 3x2 var. Şurada. Bir de altımız var onu da yazdık. Bak güzel geldi. Nasıl geldi? Bak Ay çok fazla oldu. Şunu silelim. Şurada 3 tane var. Şurada da 3 tane var. O zaman ben burayı 3 parantezden alırsam x1 artı x2 gelir. Bir de şu ikisini toplarsam kaç gelir abim? 5 gelir. Bak burası kaç kökler toplamı? Kökler toplamını da buradan çekeceğiz galiba. Baktığın zaman kökler toplamını söyleyebilir misin? Söylersin. Eksi b bölü a'dan 3 der misin? Dersin o zaman burası 3 yapar. 3 kere 3 9. 9 artı 5 kaç yaptı? 14 yaptı diyebiliriz. Buradaki kullandığımız kazanım kök denklemi sağlar mantığıyla hareket ediyoruz. Kök denklemi sağlar mantığıyla hareket ediyoruz. Bilgin olsun. Geldik 22'ye. Bunu çirkinleştirebilir, senin görmeni engelleyebilir. Ama bu hususu bilirsen en azından kafanda şöyle bir soru olur. Ya bunu kullanabilir miyiz acaba diye bir soru olur. O da bize avantaj kazandırır. Bak şimdi burası da çirkin. Şimdi Hani ne alakası? Kökler toplamı da yok. Kökler çarpımını kullanacağım ifade de yok. Ama sen şunun yerine, şunun yerine yine aynı mantıkla sonuçta x1 yazdığın zaman kök olduğu için sağlar ya. Bunun yerine 5x1 artı 7 yazabilirsin. Sonra eksi 4x1 artı x2 artı 1 dersin. Yürüyelim arkadaşlar. Hadi bakalım yolumuz açık olsun. 5 taneden 4 tane çıktı 1 tane kaldı. Bir tane de burada var. X2 bir de güzel kardeşim 7, bir daha 8 var. Buraya da 8 yazalım. O zaman sonucun geldiği kökler toplamı ne yaptı? Eksi B bölü A, 5. Artı 8 ve 13. <laughs> Aa görmüyorsunuz bunları. 13, 13, 13, 13. 13 uğurlu sayımız geldi. Diyebiliriz bu da 22. sorumuzun çözümüydü. Bir altta bir soru daha olmalı. Evet geldik 23'e. Denklemin köklerinden biri A olduğuna göre bu çirkin ifadenin değeri nedir diye sormuş. Şimdi hiçbir alaka yok. Bunu daha böyle allayıp pullayabilir size. Ama genelde şöyle. Mesela buradaki çarpımları bir araya getirerek. Ösevmen böyle soru sordu ha. Öyle tırvırı değil mi? sormuş sorduğu sordu, soruya benziyor bu. Böyle bir araya getirerek böyle ifadeleri bunlardan üretebilirim. Sonuçta kökte a kare eksi 7 a eksi 5 sıfırdır en nihayetinde. Değil mi? Bak şimdi. Eksi 7 a'ya. Şunla şunu tercih ediyorum. Şu ikisinin toplamı kaç geliyor? Eksi 7. Bak o kökler aslında kökler toplamı buradan 2 buradan 5 desen 7. Burada da 7. Oradan tutuyor alabilirsin. Şimdi şu ikisini birleştir güzel kardeşim. a kare eksi 7 a artı 10 yapar. Hocam nasıl hızlı yaptın? Şöyle bir şey yapıyorsun. Şu ikisinin toplamını buraya yazıyorsun, çarpımını buraya yazıyorsun. Bak gel deneyelim. Şununla şu ikisini, o zaman ne yapıyoruz? Toplamını yanına yazıyorum. Çarpımını buraya yazıyorum. Bu şekilde hızlıca hareket ediyorum. Şimdi bu aslında a kök ya. Bak a kare eksi 7a nedir? Bunu bu tarafa atarsan 5'tir burası. E burası da 5'tir. Yani ne oldu? 15 çarpı 17'dir. 15 çarpı 17'yi de ben size THT'de anlatmıştım aslında tam ortadakini 16 diye düşünecek olursak 16 artı 1 16 eksi 1 diye düşünebilirsin. Yani 16'nın karesi eksi 1. Yani 255 gelir. 23. sorumuzun çözümü. Arkadaş bu arada ya ben hastalandım ya kızım hastalandı ya eşim hastalandı. Birimizden böyle evin içine bir virüs girdi. Ee, bir şey var öksürük hali var aralarda kesiyorum. Sebebi öksürdüğümden kaynaklı. Kusura bakmayın efendim. Neyse. Fuarda da 4 gün bulundum ha. Geçen hafta pazar vardım. Çarşamba geldim. Bu cumartesi pazar da oradaydım. Yani hemen hemen çoğu zaman oradaydım, fuardaydım. Benimle tanışmışsınızdır gelen arkadaşlar. Evet bayağı hatta bir tanesi kız hatta son gün pazar günü yani çarşamba günü de geldi de çok fazla kızım olmadı. Dün bu dün tabi dün size göre bu videoyu seyrederseniz bugün dün için pazar günü için kızım da benimle beraber e, tanıtım yaptı. Hatta benim kitabım böyle çaktı mı? utangaç bir kızım var böyle çok şey yapmıyor. Gel diyorum orijinal orijinal diye bağır falan diyor ona. Yok diyor bağırmam diyor. Ya dedim gel bağır gel orijinal geldi orijinal geldi diye bağır diyor. Hiç bağırmadı. Hiç babasına benzemiyor bu konuda. Şey e, sanki ben pazarlamacı da... Aa bu arada pazarlama departmanında da bendim hatırlıyorsunuz. İlk TT kampın başlangıcında da anlatmıştım size. Kitabın pazarlamacısı da beni biliyorsunuz. O yüzden kitabımızı alıyorsunuz efendim. Kampımız süper ilerliyor. Bu bizim 17. dersimiz her derste bir detaya, her noktaya değinmeye çalışıyoruz. Bütün kazanımları deşiyoruz. Böyle de sorarlar, böyle de sorarlar. Bak bu soruyu böyle de çözebilirsin, böyle de çözebilirsin diye. Kampımızın içeriği bu şekilde. Mutlaka ne yapın arkadaşlar? Kampımızın kitabını temin edin. Pazartesi itibariyle Allah'a şükür inşallah bir aksilik olmazsa. Pazartesi günü kitap satışta arkadaşlar. Satışa açılıyor. Yani nokta.com'dan Kitaba ne yapabilirsiniz? Ulaşabilirsiniz. Umarım videoyu seyrederken açılmıştır da o satış kısmı. Siz hemen oradan siparişinizi geçebilirsiniz. Gönül ister ki herkese imzalı gönderebileyim ama hatta fuarda gelseydi fuarda gönderecek, imzalayacaktım ama kısmet olmadı. Neyse kalplerimiz bir olsun yeter. Ben yine size imza atarım. Biz sene sonunda üniversiteyi kazanırken imza atacağız. O da öyle boru mu? Ha, hadi bakalım verdik gazı da <laughs> Denklemlerinin geldik 24. sorumuza. Denklemlerin çünkü denklemlerin dedim orada bir toparlayayım. A 1den farklı olmak üzere bu iki denklemin birer kökü ortak olduğuna göre A değeri nedir demiş. Bak şimdi dikkat edelim. Bu tip sorularda birer kökü ortak ya buraya x1 buraya x1 buraya x2 buraya x3 yazdım. Birer kökün ortak ilan ettim. Yani ben iki denklemde x1 yazarsam sağlar bir kere. Doğru mu? Doğru. Şimdi çok böyle teferruata girersem kafanız karışacak. Hiç oraya girmiyorum. Buradaki x'leri ortak kök buraya yazdım hayal edin. Yani bunların altına bir tane x1 koyduğumuzu düşünün. O zaman iki denklemde sağlanacak. Şimdi birer kökü ortak diyorsa bu soruların çözümü %99 senin ortak çözüm yaparak ulaşman gereken ifadeler. Sen burada ortak çöz. Zaten ikisini de sağlayan x1 diye bir kök varmış ya. Sen üstte de yazınca onu altta da yazınca sağlayacak. İki eşitlikte şuradan ortak çözüm yaparak x1'leri yok etmeye çalışalım. Nasıl yok edelim? Çıkaralım güzel abi. Şunla şu birbirini götürdü mü götürdü. O zaman şurası aynen yazıyorum. Eksi a artı 2 x 1 eksi a artı 1. Sonra bunu çıkarıyorum. Bir eksi a x 1. Sonra burayı çıkaracağım. Bak eksi çünkü çıkarma var. O zaman dağıttığım zaman artı gelecek. 3 a eksi 3 eşittir 0 yaptı. Bu denklemin sonucunda şuranın sonucunda x 1 ne geliyorsa benim ortak köküm odur. Şimdi düzeltelim isterseniz. Şimdi eksi a artı 2 bir eksi a daha. Eksi 2 a artı 2 x1 yaptı. Doğru mu? Aynen. Şurası ve şurasını toplarsanız ne yapıyor güzel kardeşim? 2 a eksi 2 eşittir 0. O zaman biz ne yapalım? x1 yalnız bırakalım. Eksi 2 a artı 2 x1. Şöyle yapalım. Bu kızanı bu tarafa atalım. Ne oldu orası? Eksi 2 a artı 2 yaptı. Doğru mu? Şimdi Şunları sadeleştirebilir miyim? Sadeleştiririm. O zaman x birine gelir, 1 gelir. Hocam nasıl sadeleştirebiliyorsun? Şimdi eğer burası 0 olmazsa sadeleştiririm. Zaten ben sana a 1 olmasın diyerek oranın 0 olma ihtimalini ortadan kaldırdığıma göre ben ne yaptım? Şu an ortak kökü buldum mu? Buldum. Abi siliyorum şimdi. Hazır mısın? O kadar emek, gözyaşı, ter hepsi gitti. Dur. Ortak kökü ne bulmuştuk lan? 1 bulmuştuk değil mi? Orayı silmeyeyim. Şu kadar sildim abi. Hepsini sildim. Şimdi ortak kök 1 geldi mi? Geldi. O zaman ister buraya yaz, ister buraya yaz sağlar. Oradan da a'yı bulursun. Alttaki sanki bana daha kolaymış gibi geldi. 1 yazıyorum. 1 artı a eksi 3 a artı 3 eşittir sıfırdan. Eksi 2 a artı 4 sıfırdır. a da buradan kaçtır? 2'dir diyebiliriz. a değeri kaçtır demiş. O zaman cevabımız ne geldi? 2 geldi. Bu da 24. sorumuzun çözümüydü. Dediğim gibi birer kökü ortak diyorsa %99 biz ortak çözerek ne yaparız? İş hallederiz. K sıfırdan farklı olmak üzere demiş. Yine x'imiz ortak yok olsun. Burada ortak bir çözüm yapalım. Yapacağınız çözüm büyük ihtimal x kareleri yok etmek üzerine kurulur. Ama şimdi şu ifadelerin sağda olması biraz rahatsızlık verici. Hepsini bir tarafa topluyorum. Yani diyelim ki x kare eksi k eksi 2 x eksi 4 k eşittir 0. Alt taraftakini geçtim. X kare. Şunu sola attım. Eksi k artı 2x artı 2k eşittir 0. Şimdi çıkarıyorum. Hop fazla gitti. Çıkardım. Bunlar birbirini götürdü. Şimdi ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi yapıyoruz. Dikkatli olalım. Bundan bunu çıkaracağız. Parantezleri dağıtarak yazayım. Eksi k artı 2x eksi 4k. Önce bunu yazdım abi. Değil mi? dağıtarak eksi k artı 2 yazdım. Eksi 4k. Şimdi şu eksiyi dağıttığın zaman eksi artıya dönecek. O zaman artı parantezinde k artı 2 x olacak. Şurası da eksi dağıtınca eksi olacak. Eksi 2 k eşittir 0 oldu. Şimdi burayı düzeltelim isterseniz. Şurasını şöyle bir toplarsanız. Şunlar katsayı olduğuna göre içlerin topladığınızda 4 x oldu. Şununla şunu topladığınızda eksi 6 k eşittir 0'dan 4x eşittir 6k. x eşittir 3k bölü 2 yaptı. Abicim bu x eşittir 3k bölü 2 demek bizim ortak kökümüz demektir. Tamam. Demek ki ortak kök 3k bölü 2'ymiş. Peki yerine yazarsak sağlar mı? Sağlar. Oraya çirkinleştirsek mi? Yani. Şöyle yapmak istedim aslında. Şu denklem x kare eksi parantezine k eksi 2 x eksi 4 k eşittir 0 ya. x de 3 k bölü 2 ya mesela ortak kökü kullanarak yani bir kök ortaktı yani 3 k bölü 2. Diğer köke de x 2 yazdım. Ne yaptım bu denklemin kökler çarpımına baktım o da c bölü a'dan eksi 4 k geldi. O zaman şu k'ları götürdüm. K'nın sıfır olmamasını güvenerek. O zaman 3x2 bölü 2 eşittir. Eksi 4. İçler dışlar 3x2 eşittir. Eksi 8. x2 ne yaptı abicim? Eksi 8 bölü 3 yaptı. Şu denklemin diğer kökü eksi 8 bölü 3'müş dedim. Şimdi tekrardan sil baştan. Burada eksi 8 bölü 3 yazarak x yerine k'ya ulaşacağım. Belki sence, sen kendince daha kolay bir çözüm bulmuşsundur. Ama ben böyle biraz öyle dolandım, böyle dolandım yaptım işte. O zaman 8 eksi 8 bölü 3 yazarak sonuca gideceğim. 64 bölü 9 karesini aldım. Eksi 8 bölü 3 şunun yerine yazarsam şu eksiyle beraber şurası artıya dönecek. Artı 8 bölü 3 oldu. K eksi 2 eşittir 4K. Şimdi ne yapalım? Şimdi şunun altında 1 var. Yani 60, şurayı şöyle yapalım mı? 60, aa, 64 bölü 9 artı bu 8 bölü 3'ü 24 bölü 9 yazmak istiyorum. Hatta 24 parantezde k eksi 2 bölü 9 yazmak istiyorum. Eşittir 9'a genişlettim 36 k bölü 9 yazmak istiyorum. Bunları götürüyorum. Ve böylece ne oluyor? 64 artı dağıt babacım 24 k eksi 48 eşittir 36 k yaptı. Buradan 16 gelir. Bunu bu tarafa atarsak 12 k gelir. K da buradan 4'e bölersek 4 bölü 3 olur gibi. Çok tereddüt etmedim de değil ha. Bakalım mı cevaba? 4 bölü 3 müymüş? Evet 4 bölü 3 O zaman doğru yapmaya hemen girdim. <gülüyor> <gülüyor> len siz mi yapacağınız her şeyi ben de yaparım arada. Boksana bu kadar işlemden sonra bir tereddüt etmedim değil yani. Anlaştık. Bir de diyorlar ki hocalar bakma cevabına. Nasıl bakma oğlum lan? Bu kadar işlem yapmış öğrenci bakmayacak mı? Bir tane hata orada olmasın mı? Vallahi iyi ki yapmadık ya hata. Umarım sen de hata yapmamışsındır. Ama uzun soru. Ama mantığı belli yani. Birer kökü ortaksa ortak çöz demişti Soner Hoca. Soner Hoca'nın taktiği. Po, o, o, o. <laughs> Bu arada duydum ya. Şunun şunun taktiği. Ulan. Pisagor'dan beri var olan taktik. Adam bir tek onu dinlediği için. Onun taktiği olmuş. Neyse. Dedikodu yapmayalım. Denklemin bir kökü, denklemin bir kökü iki katıdır. Bu iki denklemin diğer kökleri birbirine eşittir. Anlat babacığım. Diyor ki bak Türkçeni seveyim seni. Dikkatli yaz ha. Bak bunda hata yapmış insan evladı vardır. Kesin. Çünkü sırf yanlış okudu diye. Üstteki denklemin bir kökü, alttaki denklemin bir kökünün iki katı. Yani üsttekine 2x1 yazalım, alttakine x1 yazalım. Diğer kökleri eşitmiş. Buna x2 diyelim, buna x2 diyelim. Bak iddia ediyorum. Yapsa da söylememiş bir grup insan üsttekine x1 alttakine 2x1 yazdı. Da neyse hadi şimdi onu şut yapalım. Tamam. Alttaki denklemin kökleri x1 ile x2. Üstteki denklemin kökleri de bunlar. Burada birer kökleri ortak diyor ama başka bir atraksiyonlar daha karıştırmış. Şimdi verdiği veriye bakalım. A eksi k. Ulan diyelim a eksi k nerede? Bak a kökler toplamını kullanacağım yerde. Daha kökler toplamını kullanacağım yerde. Ben buradan yürürüm arkadaş. Şimdi A dediğin şey üstteki denklemin kökler toplamı ne yapar? 2x1 artı x2 yapar. Ama kökler toplamı eksi A'dır. Buraya eksi A yazdım. Alttaki denklemin kökler toplamı ne? Eksi K. Eksi K yazdım. Üsttekinden de x1 artı x2 yi çektim. A eksi K diyor ya. Şöyle bir atraksiyon yapalım. Bence bunu eksiyle çarpalım. Toplayalım. O zaman burası ne gelsin? A eksi K gelsin. O zaman burası eksi 2x1 eksi x2 olsun. Şunu silelim. Şimdi bunları topluyoruz değil mi? Bak topluyoruz. O zaman bununla bunu toplayınca gitti. Bunları toplayınca ne oldu? Eksi x1 oldu. Ve kaçmış? 4'müş. O zaman x1 nedir? Eksi 4'tür. O zaman alttaki denklemin bir kökü eksi 4. Üstteki denklemin bir kökü eksi 8 geldi. Diğer kökleri de ortak oldu. Bana ne soruyor? 4K eksi P'yi. Şimdi K burada. P burada. Değil mi? O zaman arkadaş. Ben bu denklemi x 4'ü yazsam. Bir görsem ne anlatıyor bana? x 4'ü yazıyorum. x 4'ün karesi. Artı eksi 4K oldu. Artı P eşittir 0. 16 eşittir. Bu arkadaşları öbür tarafa attım mıydı? 4K eksi P gelir. O zaman bizim sorumuza cevabı ne olur? 16 olur diyebiliriz. Bu da 26. sorumuzun yani ikinci dönem denklemlerdeki ikinci dersimizin son sorusuydu. Şimdi ilk dersimizde ne yaptık arkadaşlar? Köklerin varlığıyla, denklemin köklerinin varlığıyla ilgilenmiştik. Kökleri rasyonel demiştik, kökler reels demiştik. Böyle antin sorular çözmüştük. İkinci dersimizde ise kök katsı ilişkisinden bahsettik. Üçüncü dersimizde nereden bahsedeceğiz arkadaşlar? kökleri bilinen denklemin oluşturulmasından bahsedeceğiz. Dördüncü dersimizde de dönüştürülen denklemler yapacağız. Toplam dört ders bir derse çıkmış sınav soruları olacak. Benim hayatımda kalan beş ders ama galiba dördüncü dersi iki ders yapabilirim. Çok, o çünkü biraz uzun orada 22 tane soru var. Dördüncü dersi iki ders yapacağım anladığım kadarıyla ama ben şöyle değişik bir atraksiyon yapıp pazartesi günü size bu iki videoyu paylaşıp salı günü üçüncü dersi dördüncü dersi ve 5. dersi paylaşıp aslında oraya 3 gün diye 2 2 yaptım ama ben bu dersleri 2 günde bitiririm size. Hadi bakalım çok da uzatmayalım iki denklemi. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşça kalın.